düşkün hanımlar ekran başına. Liposakşınla vücuttan ne kadar yağ alınır? Karın germe ameliyatı doğumdan ne kadar sonra yapılır? Kombine vücut geliştirme yapılabilir mi? Cilt gençleştirme yöntemleri neler? Botoks, mimikleri yok eder mi? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Emir Ali Hamiloğlu anlatacak. Az sonra... Ve efendim bugün hangi konuları konuşacağımızı ve bu ekranlarda kimi izleyeceğinizi gördünüz. İstanbul'a gittim, ee, çok güzel bir röportaj gerçekleştirdim. Evet. Neler neler konuştuk hocam. Ee, yüz germe, karın germe, meme oh. estetiği, liposuction. Aslında e, estetik alanda yapılabilecek pek çok uygulamayı uzman konuğumuzla konuştuk. Onun gözüyle, onun diliyle değindiniz. Evet çok merak içerisinde. Aynen öyle. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Emir Ali Hamiloğlu ile yapmış olduğumuz röportajı ekranlarınıza yansıtıyoruz efendim. Ve efendim ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar diliyoruz. Ankara Stüdyosu'ndan sözü aldım, İstanbul Stüdyosu'ndan karşıladım sizi. Çok değerli uzman konuğumuz bizimle birlikte estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Emir Ali Hamiloğlu. Stüdyomuzda İstanbul Stüdyolarımızda bir kez daha altını çizelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Biz iyiyiz. Neden iyiyim? Çünkü bugün sevgili izleyicilerimiz hocam yapılan estetik uygulamalarla ilgili çok önemli bilgiler verecek. Biz e, sohbetimize başlamadan önce kamera arkasında da sohbet ettik. Ben e, merak ettiklerimi sordum ama bir kez daha aslında e, sizinle birlikte de bu sohbeti gerçekleştirelim istiyoruz. Şimdi hocam pek çok uygulamayla ilgili sohbetimizi gerçekleştireceğiz ama öncesinde e, meme operasyonlarından başlayalım istiyorum. Şimdi e, meme operasyonları ile ilgili aslında pek çok doğru bilinen yanlış var. Genel olarak anlatalım mı? Meme büyütme ve meme küçültme olarak ikiye ayrılıyor herhalde operasyonlar. Nedir işlemler? Neler yapıyorsun? Meme ile ilgili iki tane ana işlem var. Hakikaten bir tanesi memeyi büyütmek için kullandığımız protez operasyonları. İkincisi de büyük ve sarkık memelerde kullandığımız işte küçültme ve dikleştirme operasyonu. Ancak bu küçültme ve dikleştirme operasyonlarını bazen tek başlarına da yapabiliyoruz. Yani sadece dikleştirme de yapabiliyoruz hı hı. hastalara küçültme yapmadan ve bazen işte bu meme sarkık olmakla birlikte. Küçük de olabiliyor. Hem protez hem de e, dikleştirme operasyonu da birlikte yapılabiliyor. Peki aslında bu operasyonlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar da var. Örneğin işte meme büyütme operasyonu yapılırsa sonrasında işte süt bezlerine zarar verileceği için emzirme ile ilgili de sorunlar yaşanıyor gibi gibi bilinen yanlışlar var. Aslında doğrusu nedir hocam? E, meme protez operasyonu sonrasında hastaların e, süt verme olanakları ellerinden gitmiyor. Yüzde doksanın üzerinde e, kişiler e, bu protez operasyonu sonrasında da e, çocuk doğurdukları zaman süt verebilirler. Hı hı. Çünkü bizim yaptığımız işle e, süt bezlerinin hiçbir ilgisi alakası yok. Biz e, protezi işte memenin altındaki bu submammaryal e, sulkus dediğimiz bu ince çizginin içerisinden yaptığımız küçük bir kesiyle yani yaklaşık 4-5 santimlik bir kesiyle giriyoruz. Ya meme dokusunun altına veyahut da pektoral adale dediğimiz bu göğüs adalesinin altına açtığımız bir yuvanın içerisine bu protezleri yerleştiriyoruz. Hı hı. Her iki yöntemde de yani ister kasın altına isterse meme dokusunun altına yerleştirelim. Süt kanallarıyla, süt bezleriyle bizim koyduğumuz protezin hiçbir ilgisi alakası yoktur ve hastalarımız büyük bir çoğunlukla e, bu operasyonu geçirseler dahi e, çocuk yaptıkları zaman e, çocuklarını emzirebilirler. Hmm, herhangi bir sakıncası yok. Peki protez dediğiniz şey aslında halk arasında silikon diye tabir ettiğimiz memeyi büyütmek için kullanılan malzeme değil mi hocam? Evet. Peki bunun e, vücuda herhangi bir zararı var mı? Hani bir zamanlar okumuştum işte silikonlar kansere sebebiyet veriyor gibi gibi pek çok bilgi var. Eee doğrusu var, doğru aslı var mı bunun? Ee, Şahla Hanım şimdi e, bu protezler e, meme protezleri eskiden işte 10 yılda bir e, geç değiştirilmesi tavsiye edilen e, protezler e, şeklindeydiler İşte 10 yıldan sonra bu kılıfta bir takım. E, geçirgenlik artabiliyordu ve biz 10 yılda bir hastalarımızın e, protezlerini değiştiriyorduk. Ancak e, bu son yıllarda belki son 5-10 yıldır e, yüksek koheziv dediğimiz yani akışkanlığı hı hı. E, gitmiş e, şöyle ortasından e, protezi kesseniz dahi akmayan bir pasta gibi böyle ikiye ayırabileceğiniz protezler var elimizde ve dışarıya sızıntı bu protezlerle e, pek görülmüyor şu anda. Hı hı. Ee, ancak e, bu protezler illaki e, bir defa yerleştirildiği yerleştirildikten sonra hiç değiştirilmeyecek diye bir kural yok. Ama eski bu kuralımız e, protez konuldu e, bir daha değiştirilmemesi e, gerekir e, diyebiliriz çünkü eskidenki gibi e, işte 10 senede bir yeniden değiştirin protezleri gibi bir algımız artık yok. Hı hı. Biz diyoruz ki hastalarımıza bu protez size takıldıktan sonra. ...herhangi bir sorun olmaz ise... ...ömür boyu bu protezi kullanabilirsiniz. Şimdi genelde biz... E, ...meme ameliyatlarını konuştuğumuz zaman... ...belki de sadece bunun bir estetik operasyon olarak algılandığını... ...çok iyi biliyorum ekran başında izleyen pek çok izleyici... ...ya işte meme büyütme ne önemi var ki... ...aman diyebilen kişiler olabilir ama... ...oysa ki bu operasyonlar e, kadın için çok önemli operasyonlardır... ...psikolojik olarak onları çok etkileyen operasyonlardır... ...belki de genetik yapıdan dolayı memesi gelişmeyen çok kadın var. Bu da çok önemli ama onkolojik tedavi sonrası, meme kanseri sonrasında da bu operasyonları yaptığınızı çok iyi biliyorum hocam. Özellikle burada neye dikkat ediyorsunuz? Yani te tedavi bitiminden sonra mı e, protez ameliyatları yapılıyor yoksa aynı anda kadının hem meme dokusu alınıp hem de yerine protez konulabiliyor mu? E, Şahlan Hanım tabii ki e, bu e, operasyon sonrası yani özellikle de meme kanseri sonrası Hı -hı. yapılan, ee, meme ameliyatları bu meme protez ameliyatlarından oldukça farklı operasyonlar hı hı. Ee, çeşitli yaklaşımları olan hı hı. cerrahlar var bu konuya hemen, Akut olarak yani bu meme alındıktan sonra hemen aynı anda rekonstrüksiyonunun yapıldığı yani memenin yeniden oluşturulduğu yaklaşımlar da var veya hatta bir başka ekoldeha var. Bu ekolde ise bu girişimi biz yapalım. Yaklaşık 1-2 yıl kadar biz hastamızı takip edelim. Herhangi bir sorunu yoksa o zaman yeniden meme oluşturalım kendisine gibi bir iki tane ayrı yaklaşım var şu anda dünyada. Ancak bu meme protezi gibi basit bir girişim hı hı. değil. Mutlaka bu alınan bölgeye bir doku getirilmesi gerekir. Ya sırttan çevrilen bir fleple veyahut da karın germe ameliyatı gibi bir parça kaldırılarak meme dokusu oluşturulduktan sonra bazen proteze ihtiyaç olabiliyor ama çoğunlukla da bu nakledilen doku ile e, ...bu prote şey, memeler yeniden oluşturulabiliyor. Hı hı hı. E, çoklukla burada proteze de ihtiyaç duyulmuyor. Duyulmuyor. Peki hocam geçelim. Aslında sizi de bulmuşken bugün... E, ...pek çok konuyla ilgili böyle kısa kısa bilgiler almak istiyorum efendim. Ekran başında izleyen izleyicilerimizi hatırlatalım. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzman ...operatör doktor Emir Ali Hamiloğlu. Stüdyo konuğumuz ve kendisini de bulmuşken... E, ...bu konularla ilgili e, kısa kısa bilgiler almak istiyorum. Hocam şimdi... E, Biraz da e, yağ alma operasyonu ile ilgili konuşalım istiyorum. Halk arasında e, bilinen son yıllarda yine çok konuşulan liposuction diye söylediğimiz bir operasyon öyle değil mi? Nedir bu liposuction ve e, şimdi mesela diyelim ki kişi çok kilolu e, geldi size dedi ki hocam ya 10 kilo fazlan var. Şu yağları alıverin. Mümkün mü? E, şimdi <laughs> liposuction adından da anlaşıldığı gibi yağ emmek demek, yağ almak demek. Hı hı. Ee, tabii ki biz bunu bir zayıflama ameliyatı olarak kullanmıyoruz. Yani amacımız bir kişiyi zayıflatmak değil, e, kişilerin vücut kontürlerini düzeltmek. Yani evet bir miktar yağ alıyoruz vücuttan. Bu alınan yağı sayesinde e, hastalarımız bir miktar kilo kadar kaybediyorlar, e, bir miktar inceliyorlar ama amacımız sadece kilo verdirmek değil. Yani amacımız Vücut konturlarını düzeltmek. Yani liposakşın aslında zayıflama ameliyatı değil, liposakşın bir şekillendirme ameliyatı mıdır? Evet, liposakşın bir vücut şekillendirme hı hı. E, girişimidir, ameliyatıdır. Ve bazı yerlere de biz bu aldığımız yağları da e, bu şekillendirmeyi yaparken enjekte ediyoruz. Ha, bir Muhafaza bölgeden aldığınız yağı Aynen öyle. farklı bir bölgeye. E, bir yerden alıyoruz ve farklı bir bölge. ihtiyaç duyuluyorsa bir bölgeye oraya da enjekte ediyoruz. ...genellikle de popoya enjekte ediyoruz... ...bu aldığımız yağları. Kalça Peki mesela o... ...alınan yağların miktarı ne oluyor? Yani kaç litre yağ alabiliyorsunuz... ...bir kişiden hocam? Şahla Hanım şimdi bir kişinin... ...hayatını riske atmamak için... ...alacağımız yağ miktarını... ...hiçbir zaman kişinin vücut ağırlığının... ...yüzde 10'unun üzerine... ...çıkarmamak lazım. Yani bizim için üst sınır... ...mutlaka ve mutlaka... Kişinin vücut ağırlığının %10'undan fazla olmamalı. 6 litre yağ mı olabiliyorsunuz? Ee, 60 kiloysa evet 6 litre yağ şeklinde. E, bu da litre şeklinde hakikaten e, nasıl diyeyim, ifade edilmeli. Çünkü biz bir e, volüm alıyoruz bir ağırlık değil. Onun için kilogram şeklinde değil de e, litre şeklinde ifade edilirse de terminoloji daha doğru, doğru olacaktır. Olur. E, eğer ki biz %10'un üzerine çıkmaz isek aldığımız yağ miktarında... ...kişinin hayatıyla ilgili hiçbir risk kendisine yüklememiş oluruz. Hı hı. Mutlaka da buna dikkat ediyorum. Yüzde 10'un üzerinde yağ almamaya gayret gösteriyorum Peki. hastalarımdan. Daha çok hangi bölgelerden alınabiliyor hocam bu yağlar? Sıkıntı olan her bölgeden yağ almak mümkündür. Ancak tabii ki bizim ülkemizde bu özellikle de... Akdeniz havzasında diyelim hanımlarımızda bir basen e, problemi var yani hem bizim ülkemizdeki hanımlarda hem de e, bütün bu Akdeniz havzasındaki hmm. hanımlarda e, vücut yapısı böyle birazcık basenli bizim hmm. e, hanımlarımız bu yöreye bu e, denizin etrafına e, özellik ile e, bu havzada yaşayan hanımlarda görülen bir özellik birincisi e, hanımların isteği basenlerden e, daha sonra bel bölgesinden Karından e, ve kollardan yağ almak e, yönünde. Ancak erkeklerdeki e, talep birazcık daha farklı. Erkekler ise daha çok bel ve göbek bölgesinden hmm. e, yağ aldırmak isterler. Genellikle de bizim bu yöredeki insanlar e, göbekte ve bel bölgesinde Türk kası hocam onlar e, öyle diyorlar evet. ya erkekler. Türk evet. kası bunlar diye. <laughs> evet maalesef e, göbeksiz erkeğimiz çok fazla yok gibi evet. e, birçok kişi de. Bir miktar göbek mevcut ve buralardan biz e, alıyoruz yağları. İşte hanımların belinden, baseninden, hı hı. E, göbek bölgesinden ve e, bu son yıllarda çok sıklıkla da bu aldığımız yağları bir işlemden geçiriyoruz. Ve bu işlemden geçirdiğimiz yağları da e, özellikle de popo bölgesinde veyahut da işte e, yüz bölgesinde yüzü yüz gençleştirmek bölgesinde. için işte bu malar bölgeyi dolgunlaştırmak yani için. doğal dolgular oluyor aslında doğal öyle dolgular. değil mi hocam? evet kesinlikle ve e, yani daha uzun e, süre yaşam Şansı buluyor e, hiçbir alerjisi yok kişinin kendi dokusundan e, rahat bir şekilde biz bunları e, gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Peki bir animasyonumuz var aslında orada devam edelim 12. istiyorum bu yağ aldırma ile ilgili sohbetimize. Hocam şimdi bu alınan yağlar diyelim ki işte basen bölgesinden bu yağları aldınız. Peki tekrar kişinin e, kilo alması durumunda yine aynı bölgeden e, kilo alması söz konusu mudur? Şimdi biz bu işlemi yaptık. Yağ alma işlemini yaptık kişi hmm. bir e, kiloya düştü indi eğer ki çok ciddi boyutta yağ almazsa kilo almazsa yağlanmazsa e, bu vücut konturu bozulmaz hmm. ama çok ciddi boyutlarda eğer ki e, yağlanması olursa tekrar kilo alırsa hastamız e, tekrar e, bir kontur bozukluğu olabilir ama muhafaza ettiği e, koşulda buralar tekrar yağlanmazlar. Böyle bir operasyon geçiriyor. Birazcık da muhafaza etmekte içinde dikkat etmeli ne kişimizde. Ne yapması Beslenmesine lazım? Öncelikle karbonhidrattan fakir bir diyet öneriyoruz hastalarımıza. İşte ekmekten, pilavdan, makarnadan, Tatlıdan işte çikolatadan uzak durmasını Hocam, Güzel sanık olan veriyoruz. her şeyden değil mi aslında. Güzel olan her şey ama kilo aldırıyor ve bunu da istemiyoruz Zararlı. onun için mümkün olduğunca bunları kısıtlamalarını Hı -hı. istiyorum hastalarımın. Ee, bunun haricinde de bir miktar daha aktif bir hayata e, geçmelerini öneriyorum. Birazcık daha e, spora e, meyil etmelerini istiyorum. Spor herkes yapabilir yani genç hastalar çok daha aktif bir şekilde spor yapabilirken belli yaşın üzerindekiler de çok rahatlıkla yürüyüş yapabilirler, çok rahatlıkla e, yüzebilirler. Yani çok ekstrem sporlar yapmak zorunda değiliz. E, çok küçük, çok basit işte yüzme gibi, e, yürüyüş gibi çok ucuz ve çok kolay bir sporla da bunu korumamız mümkün. Peki hocam şimdi yağ alma operasyonu, liposakşın genel hatlarıyla ne olduğunu anlattık. Ama tıbbi olarak ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, yağ dokumuz... Şunlar işte, yağlarımız değil mi hocam? Bunlar yağlarımız. Şunlar. Yağ ee, hücrelerimiz. Evet kesinlikle. Ee, bu cildimizin altında cilt dokumuz. Onun altında yağ hücrelerimiz. Bu e, yağ hücrelerimiz çok özel hücreler. Vücudumuzda başka hiçbir hücreye, e, hiçbir hücrenin sahip olmadığı bir özelliğe sahipler. Büyüklüklerinin 100 katı kadar büyüyebilirler. Oo. Yani her bir hücre kendi başına kendi katının yüz katı Evet onun için bazen böyle 200 kilolara 250 kilolara kadar e, büyüyebiliyorlar. Bu animasyonu biraz geriye almamız mümkün Tabii müdür? Tabii ki hemen geriye alıyoruz animasyonumuzu. Şimdi e, bir bölgede bulunan yağ hücresi sayısı o zaman bellidir değil mi hocam? Yağ hücresinin o, o zaman e, boyutu mu değişiyor biz kilo alıp verdikçe? Bizim vücudumuzdaki doğru mu anladım? Doğru anladınız. Çok güzel anladın sen de. Ee, bizim vücudumuzdaki yağ hücresi sayısı belli. Hı hı. Ee, aslında biz şişmanlarken yağlanırken e, yağ hücrelerimiz artmıyor. Bizim e, yağ depolayan hücrelerimiz büyüyor hı. ve dediğim gibi yüz katına kadar büyüyebiliyor ve onun için çok ciddi bir yağ depolama e, potansiyeline sahip. Ve biz liposakşın yapar iken bu yağları dışarıya alırken bu hücrelerden de bir miktar. Dışarıya alıyoruz ve yağ depolayacak hücre sayısını da azaltıyoruz. Hmm. Yani kişinin aslında yağlanma e, şansını, riskini de azaltıyoruz bu arada. Peki Çünkü depolarını ki azaltıyoruz. Hocam, e, basen bölgesinden o yağları. O hücreleri aldınız ama kişi sağlıksız yaşantısına devam etti. İşte karbonhidrat e, tüketmeye devam etti, hareketsiz yaşamına devam etti. Dolayısıyla kilo alacak. Bu sefer basen bölgesinden kilo alamadığı için bel ve göbek bölgesinden daha mı fazla kilo almış olacak? Ee, şimdi birazcık e, diğer bölgelere kayabilir yağlanması Hı, ama e, bu liposakşın sonrasında yine de e, istemiyoruz kilo almasını hastalarımız Hı. ama... ama Kilo alırsa hastalarımız yine de daha orantılı bir kilo alıyor. Yani hı hı. gidip özellikle bir bölgeye yani işte basen bölgesine veyahut da özellikle gidip karın bölgesine veya bel bölgesine yığılmıyor bu hı hı. yağlanma. Birazcık daha yaygın bir yağlanması olur kişinin. Liposakşın sonrasında tavsiye etmemekle birlikte eğer kişi kilo alırsa da yine de daha orantılı bir Kilo alması, kilo alması görülecek. Peki burası iyi midir animasyonun? Biraz daha geri mi alalım? Buradan tekrar başlayabiliriz. Ee, yağ dokumuz. Ee, ben şu anda e, liposakşın e, yapıyorum hastalarıma. E, aletin bir özelliği var. Yani özellikle yağ selektif bir e, ultrasonik e, dalga e, bir enerji veriyoruz yağın içerisine. Bu yağı seçici bir e, enerji. Şöyle bir avantaj sağlıyor bize. E, yağ dokusunun içerisine giriyoruz. Bu e, enerjiyi veriyoruz. Bu e, cihazıyla. İ, i̇ğnelerle mi giriyorsunuz Küçük hocam? Küçük kanüllerle ya, giriyoruz. Yani e, birkaç milimlik e, kanüller ile giriyoruz. Hasta anestezi altında Hasta oluyor. Hasta anestezi altında tamamen uyuyor. Bunun içerisine e, bir e, sıvı veriyoruz öncelikle. Şeyin içerisine, yağ dokusunun içerisine. Daha sonra e, bu cihazı ile girip hı hı. E, bu e, ultrasonik dalgaları veriyoruz ve bu ultrasonik dalgalar özellikle yağ dokusu içerisinde yayılıyor. E, diğer organlara dokulara e, bir zarar vermiyor. E, yağların daha rahat parçalanmasını daha rahat dışarıya alınmasını sağlıyor. Daha sonra da e, kanüller yardımıyla içeriye girip buradaki yağların dışarıya doğru e, boşalmasını sağlıyoruz. Ve çeşitli bölgelerden de işte bu küçük kanüller yardımıyla yağların dışarıya alınmasını sağlıyoruz. Eğer ki kullanacaksak yağları dışarıda tekrar bunları özel olarak steril kaplar içerisinde muhafaza ediyoruz. Bir işlemden geçiriyoruz, kanından temizliyoruz, ayrıştırıyoruz ve tekrar planladığımız bölgelere bunu enjekte ediyoruz. Peki bir şey soracağım çok merak ettim. Şimdi yüz bölgesine vesaire o yağı tekrar enjekte edebiliyorsunuz. Peki hasta şunu söyleyebilir mi? Ya hocam şu anda yüz bölgemle ilgili böyle bir şeye ihtiyaç yok. Siz o yağları saklayın ben bir 5 yıl sonra geleyim diyebiliyor mu? E, aslında mümkün teorik mü? anlamda <laughs> mümkün. E, teorik anlamda aslında yağları bir yıl e, saklamak mümkün. Ama bunun için tabii ki bir takım e, önlemler İşlemler. bir takım şartlar e, yerine getirmeniz lazım. Biz kliniğimizde böyle bir uygulama yapmıyoruz hı hı. ama e, esasen bu yağlar bir yıl e, belli koşullar içerisinde saklamak mümkündür. Peki hocam liposakşın sonrasında vücutta çökmeler olur mu? E, liposakşının e, sorunlarından birisi aslında ama bu cihazıyla e, bu çökmeleri çok daha az Hı -hı. görüyoruz. E, nedeni de biraz önce söyledim. E, bu yağ spesifik bir cihaz bu. Hı -hı. Bu yağ dokusu içerisinde bu ultrasonik dalga yayılıyor. Yağları daha düfüz bir şekilde e, parçalıyor. Daha rahat bir şekilde, daha ince kanüllerle dışarıya almamızı sağlıyor. Daha bir rahat bir şekilde biz bu yağı dışarıya alabiliyoruz. Artı cihazının bir başka özelliği daha var. Hı -hı. E, cildimizin altındaki bu elastik ve kolajen liflerde bir büzüşme, daralma sağlıyor. Bu da derimizin elastikiyetini artırıyor. Daha güzel bir şekilde toplanmasını ve daha gergin hale gelmesini sağlıyor. Bu sayede de yani bu cihaz sayesinde de daha rahat bir şekilde iyileşebiliyor dokular hı hı. ve daha düzgün bir kontur elde edebiliyoruz hastamızdan. Hı hı. Evet hocam, şimdi gerçekten son yıllarda oldukça fazla tercih edilen bir yöntem olduğunu biliyorum. Bir de merak edilen bir diğer şey de liposakşını konuştuğumuz zaman acaba e, bu operasyon sonrasında vücudumuzda herhangi bir iz kalıyor mu? E, Liposakşın şu anda e, ülkemizde en çok uygulanan estetik operasyonlardan birisi. E, belki işte rinoplasti yani burun estetik Hı -hı. ameliyatı ile Başat Giden neredeyse işte onunla aynı sıklıkta yapılan bir girişim. Girişim çok küçük böyle mini kesiklerden yapılarak hı hı. yapılan bir girişim. Onun için çok belirgin bir iz bırakmıyor hastanın vücudunda. Buna rağmen yani çok minik işte 3 milimlik küçük kesilerden girerek biz bu girişimi yapmamıza rağmen ve yüksek teknolojik bir takım Cihazlar kullanıyoruz bu girişimi yaparken hem iyileşmeyi hızlandırmak hmm. için hem de daha iyi bir iyileşme sağlamak için bu cihazları kullanıyoruz ve de minicik kesileri yaparak bu girişimi yapıyoruz hastaların bu kesilerini de mutlaka saklayabileceğimiz yerlerden yapıyoruz. Yani hmm. eğer ki e, karından e, yağ alacaksak işte hemen vajenin üzerinden e, kıllı belgeye gelecek şekilde veyahut da göbek deliğinin içerisinden girerek veyahut da işte bikininin içerisinde kalacak şekilde bu küçücük de olsa delikleri e, ayarlıyoruz ki e, kişi bunları veyahut da etraf bunları görmesin. Ancak e, dışarıda görünür bir yerde olsa dahi ee, çok küçük kesikler olduğu için sadece 2 milimlik, 3 milimlik kesikler olduğu için ve 5-6 ay içerisinde de normal cilt rengine Herhangi döndüğü için Herhangi bir dikiş atılıyor mu hocam dikiş o? Dahi dikiş dahi atmıyorum. Dikiş dahi atmıyorum. sebebi de şu o verdiğimiz sıvı birazcık daha hızlı bir şekilde dışarıya boşalıyor ve hastanın ee, çok fazla ödemi olmuyor, ee, çok fazla morluğu oluyor, olmuyor. Ee, onun için dikiş bile koymayı tercih etmiyorum. Hı hı. Birazcık sizin tutusu oluyor, bir 12 saat kadar ama e, çok daha hızlı bir şekilde toparlanıyor hasta. Minicik bir e, kesi, bir gün içerisinde de İyiliş. o zaten e, epitelizi oluyor ve e, 5-6 ay içerisinde neredeyse kayboluyor. Kayboluyor. Peki bu operasyon sonrası hastaların dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Normal yaşantısına ne zaman dönebiliyor? Ee, öncelikle hastalarımız e, yaklaşık 2-3 gün içerisinde e, işlerinin güçlerinin başına evet. dönebilirler. Hızlı bir şekilde. E, girişimden sonra 3 hafta boyunca bir korse takmalarını istiyoruz. Baskılı bir korse. Bu korseyi mutlaka 3 e, hafta boyunca hastalarımız kullanmalılar. E, küçük ihtiyaçlar için yani işte duş yapmak için falan çıkartılabilir ama ilk 3 e, hafta 24 saat üzerlerinde o gece olmasını istiyoruz. Gece uyurken de dahil olmak üzere bunlar e, özel yapılmış korselerdir. E, kişiye çok rahatsızlık veren e, korseler değildir. Hı hı. Çok rahat bir şekilde e, kullanılabilirler bu korseler. Bunun haricinde e, tabii ki işte 3 hafta boyunca işte yine güneşlenmemesini, saunaya, solaryuma girmemesini istiyoruz. Ancak hastalarımız İkinci günden itibaren rahatlıkla duşlarını hı hı. alabiliyorlar ve e, günlük yaşamlarına da Devam e, üç gün içerisinde dönebiliyorlar. 3 haftanın sonunda e, normal günlük bütün yaşamlarına dönerler. Yani sosyal hayatlarına, spor yaşamlarına, normal günlük yaşamlarına e, istedikleri gibi dönebilirler. Hı hı. İşe ne zaman başlıyor dediniz hocam? Çok Hemen sıklıkla 3. gün, gün, başlayabiliyorlar. Üç, üç gün sonra başlayabiliyorlar. Belli bir yaş aralığı var mıdır liposakşın için? Evet. Hastalarımızı seçmek durumundayız. Belli bir yaş aralığımız yok. Ama cildin elastikiyeti bizim Hı -hı. için çok önemli. Belli bir elastikiyeti olan e, cilde uygulanmalıdır liposakşın. Yani kendisini toparlayabilecek Hı -hı. bir e, cilt olmalı. E, çok aşırı şekilde e, belki karın germe ihtiyacı doğuracak şekilde e, sarkıklığının olmaması lazım hastanın. Eğer çok fazla bir sarkıklığı varsa ve bu kullandığımız... Ee, yüksek teknolojik cihazlara rağmen cilt kendisini toparlayamayacaksa. Bu hastalarda da karın germe ameliyatı uygulamamızda fayda var. Hmm, şimdi hocam karın germe dediniz. Bu yöntemi de aslında e, liposakşın yöntemini yapamadığınız kişilerde uyguladığınız göbek bölgesi için e, özellikle e, uyguladığınız yöntemlerden birisi. Karın germe. Şimdi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hemen animasyonu verdiler. Nedir karın germe? Ne anlamalıyız? Şimdi karın germe e, ameliyatı şu. Karnımızın e, özellikle bu ön duvardaki... E, Cilt ve altındaki yağ dokusunun e, sarkması e, nedeniyle uyguladığımız bir cerrahi girişim. Çok sıklıkla doğum sonrasındaki Tanınlardı. sarkıklıklar için uyguluyoruz e, kadın hastalarımızda. Ve e, şu son yıllarda çok sık e, uygulanır oldu. Bu bariyatrik cerrahi sonrasında işte bu nice, e, küçültme e, operasyonları Hı -hı. sonrasında çok büyük miktarlarda e, kilo veren hastalarımız var. 50 kilo, 60 kilo. Deri kilo sarkması evet. değil mi hocam? E, bu 50 kilo, 60 kiloluk e, kilo vermeden sonra tabii ki e, cildin içerisindeki yağ boşalıyor ve e, cilt sarkmaya başlıyor. Bu hastalar için uygulanabilir bir hı hı. E, cerrahi girişim. E, birkaç çeşidi var e, aslında. Kişinin e, sorununa göre bu e, birkaç çeşit operasyonu uygulayabiliriz. Artı bir de e, hastalarımıza bu karın germe ameliyatını yapar yaparken... E, liposakşınla da bu e, karın germe operasyonlarını destekleyebiliriz. Öncelikle e, liposakşınla bu fazla olan e, yağları alırız. Özellikle bel bölgesinde veyahut da e, geleceğimiz bölgedeki yağları da aldıktan sonra daha sonra işte planlanan e, kesiler yapılıyor. E, hemen vajenin üzerinden göbek çukuruna kadar e, bu doku çıkartılıyor. Daha sonra e, bu göbek çukurundan bu kot kafsi dediğimiz yani meme altına kadar doku e, yukarıya doğru kaldırılıyor. Yine buradaki yağ fazlası liposakşın cihazıyla emiliyor. Flebimiz inceltiliyor. Daha sonra bu fazlalık çıkartılıyor. E, yeni göbek çukuru yapılıyor ve e, doku aşağıya doğru kaydırılarak gergin bir e, karın oluşturacak şekilde kapatılıyor. Bu karındaki gerginliği sağlamak için de rektus e, adalesi dediğimiz bu kadın ön duvarındaki adelelere de Böyle sanki bir kruvaziye ceketi e, oluşturuyormuş gibi birbirine gele, üzerine gelecek şekilde bir e, dikiş koyuyoruz ki e, karın hacmi de karın duvarı da sağlamlaşsın, e, düzleşsin. Hocam ne kadar güzel anlattı öyle değil mi sevgili izleyicilerimiz? Gerçekten yapıyoruz, ediyoruz, kapatıyoruz, dikiyoruz, alıyoruz, halloluyor. Peki anlatıldığı da, kadar kolay bir operasyon mudur hasta için? E, Tabii ki plastik cerrahinin büyük operasyonlarından birisidir. Çünkü abdominoplasti... ciddi bir ciddi bir kesi oluşuyor evet. aslında değil mi? Biz çok sıklıkla hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu bir akşam hastanede tutarız. Büyük bir çoğunluğun da çoğunluğunu da tutmadan eve göndeririz. Yani hı hı. Operasyonlarını yaparız. 5-6 saat hastanede dinlenirler ve evlerine giderler. Ancak abdominoplasti yaptığımız hastalarımız 2 gün hastanede misafir ediyoruz kendilerini. Takip etmemiz gerekiyor. Ee, operasyon sonrasında da sanki bir e, sezeryan izinin her iki e, şeye kadar, bel bölgesine kadar e, uzatılmış bir hali, e, bir çizgi şeklinde hastalarda kalıyor bir iz şeklinde. Hı hı. Bunu da mutlaka hastanın e, mayo tipine göre, e, biz bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Bu mayo'nun içerisinde kalacak şekilde, gizlenecek şekilde bu izi de. ...buraya oturtmaya hı hı. özen gösteriyoruz. Şimdi karın germeyi... E, ...kadınlarda yapıyorsunuz, erkeklerde de uyguladınız mı? Erkeklerde de yapıyoruz, hocam. evet. Erkeklerde de uyguluyoruz aynı yöntemi. Ee, bazen hatta... E, ...hanımlarda veya erkeklerde... ...bu çok ciddi kilo vermiş kişilerde... ...çepe çevre... E, ...bir doku çıkarmak da gerekiyor. Yani arkaya bel bölgesine de... E, ...gidecek şekilde dokunun... tamamen ...çıkartılması da gerekiyor. Veyahut da e, minimum sarkıklığı olan... E, ...kişiler oluyor bunlara da mini abdominoplasti dediğimiz hmm, yani göbeğin farkı ne? Minifsinin farkı şu. Göbek çukurunu hiç yerinde değiştirmiyoruz. Aynı yerde göbek çukuru duruyor. Daha küçük bir kesiyle ve daha küçük bir parça çıkartarak bu e, abdobinoplastiği gerçekleştiriyoruz hastalarımıza Peki. ancak uygun olması gerekiyor hastanın. Hı hı. Masa başına geçelim hocam sohbetimize orada devam edelim. Bu karın germe operasyonları sonrasında özellikle e, gebelikte herhangi bir sorun yaşar mı veya kaç yıl sonra çocuk planlaması yapması gerekiyor kişinin? Ee, ya da tamamıyla artık e, e, çocuk sahibi olduktan sonra mı karın germe operasyonunu yaptırmalı? Şöyle ki hastalarımıza e, mutlaka eğer e, ki bir bebek yapma planları var ise bebek yaptıktan sonra abdominoplasti ameliyatı olmalarını tavsiye ediyorum çünkü e, hamilelik bir miktar yapılan işi Hı -hı. E, negatif yönde etkileyecektir. Ondan dolayı eğer ki bir bebek planı varsa bu gerçekleştirilsin daha sonra da e, abdominoplasti yapalım kendilerine. Ama olur ya e, planda yoktur bir hamilelik gerçekleştirmiştir Ve de e, kişi de bu çocuğu istiyordur, doğuracaktır. E, şöyle bir 3-4 ay geçtikten sonra hamilelik e, devam ettirilebilir e, ve hastalarda çocuklarını doğururlar. Ama bir niyet varsa yani e, doğum yapılacaksa, hamilelik olacaksa e, bu yapıldıktan sonra bir yani bebek yapıldıktan lazım. sonra yapılmasında fayda var. Evet. Ekran başında izleyen izleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar dileyelim. Televizyonlarını yeni açmış izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Emir Ali Hamiloğlu ile birlikte İstanbul stüdyolarımızdan söyleyişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu arada ekranlarda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımızdan da uzman konuklarımıza sorularınızı ve programımıza önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Hocam herkesi yapabiliyorsunuz. Biliyor musunuz karın germe operasyonunu? Yapamadığınız hastalar var mı? Öncelikle kişinin sağlık durumu bunun için çok önemli. Hep bahsediyoruz işte bir takım kronik hastalıkları olmamalı. Hı hı. Yani çok kronik bir böbrek yetmesini olmamalı. Kronik bir kalp hastalığı olmamalı hastanın. Hı hı. Bunlar estetik girişimler ve hastalarımızın sağlıklarını, yaşamlarını hiçbir zaman tehlikeye atmamalıyız. Onun için bunlar araştırıldıktan sonra kişinin herhangi bir e, kronik hastalığı yoksa e, bu e, operasyonu kendilerine uygulayabiliriz. Peki hocam şimdi e, liposakşını konuştuk, meme operasyonunu konuştuk, karın germeye şöyle bir değindik. Şimdi geçelim e, biz kadınlar için çok önemli olan yüzümüze. Yüzle ilgili aslında e, plastik cerrahide yapılan e, pek çok işlem var. Neler yapıyorsunuz? Özellikle yüz gençleştirme işlemleri, ameliyatları e, en çok ilgi gören ameliyatların başında geliyor diyebiliyorum. E, tabii ki yüz gençleştirme e, herkes için çok önemli. Çünkü insanlarla yüz yüze temasta bulunuyoruz. Onları yüz yüze görüyoruz. Hı. Ve yüzümüzün genç ve dinamik olması da bizim için sosyal hayatımızda çok önemli. E, yüz gençleştirme için e, kullandığımız birçok yöntem var. E, bu e, işte e, kullandığımız e, nemlendirici kremlerden hı hı. tutun da e, işte çok basit e, peeling'e kadar veyahut da işte e, lazer cihazlarıyla yapılan yüz gençleştirmeye, botoksa, dolguya e, yapılan yüz ameliyatlarına kadar çok geniş bir e, yelpaze var hı hı. aslında yüz hı hı. gençleştirme için e, kullandığımız birçok yöntem var. Ve e, kişinin ihtiyacına göre e, bu yöntemleri basitten Komplikeye doğru biz bu hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Basit dediğimiz zaman herhalde e, akla gelen ilk şey e, botoks oluyor herhalde değil mi hoca? Evet e, botoks, yani dolgu Basitten bunlar... zora doğru gidecek olursak ilk yaptığınız işlemler arasında herhalde botokslar ve dolgular oluyor. Yani cerrahi müdahaleden konuşmadığımız zaman. Tabii ki öncelikle e, sorunu bunlarla çözebiliyorsak yani botoks ve dolgu gibi e, bir takım yöntemlerle ee, sorunumuzu çözebiliyorsak bunlarla e, bu sorunu gidermekte Hı -hı. fayda vardır yani cerrahiye başvurmadan Hı -hı. önce ee, Botoks ve dolgu bizim elimizde hazır olarak bulunan ilaçlar ve ee, biz bunları çok rahatlıkla çok kısa bir süre içerisinde e, kullanabiliyoruz ve seçilmiş hastalarda da oldukça etkinler ee, Belli bir süreleri var. Ancak e, uygulamaları çok e, basit, çok kolay. Anında ve, da görebiliyorsunuz. Anında kişiler, da değil mi, sonuç? sonuç gösteriyor ve bu e, sonuçta belli bir süre etkin kalıyor ve e, çok da pahalı yöntemlerde değil. Çek çok kişi bu yönteme çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Peki botoks uygulaması sonrasında özellikle donuk bir ifadeye kavuşacağım korkusu vardır hanımlarda. İşte mimiklerimi kullanamayacağım. Ee, acaba işte kaşlarımı çok mu yukarı almış olacak bu işlem gibi de belki doğru bilinen pek çok yanlış var. Ee, botoks uygulaması tam olarak ne yapıyor cildimize? E botoks e, şöyle bir ilaç bir e, mikroorganizmadan yani Clostridium botulinum e, diye adlandırılan bir mikroorganizmadan. Yılan zehri falan değildir değil mi hocam? Öyle e, bilinir. Bu bir toksin ama yılan toksini değil. değil. E, bu işte bu mikroorganizmanın yani bu Clostridium botulinum e, salgıladığı bir e, bir toksin hı hı. ve bu ilaç a, a, haline getirilmiş daha doğrusu bu özel olarak e, üretiliyor bu toksin ve bir ilaç haline getiriliyor. İlaçın e, etki mekanizması şu, e, sinirlerin e, kaslarımızı uyardığı bölgede bir e, salgı salınıyor. Bir asetil kolin diye bir enzim salınıyor. Bu asetil kolinin salınımı engelliyor e, botoks. Ve yaptığı iş şu, kaslarımızın kasılma gücünü azaltıyor. Yani şunu yapamıyoruz, değil mi? Böyle kaşımızı falan kaldıramıyoruz fazla. Yaparsanız ama azaltırız biz bunu. Hmm. E, yaptığımız iş bu. botoksun dozunu, yani bu toksinin dozunu ayarlayarak hem e, yüz çizgilerimizi e, şey yapıyoruz, azaltıyoruz hem de işte bir miktar kaşlarımızın e, yukarıya doğru kalkmasını hmm. sağlıyoruz. Birazcık daha canlı bir bakış sağlıyor, daha e, güzel bir bakış sağlıyor aslında hastalarımıza. Hanımlar da bunu e, çok seviyorlar aslında bu ilacın sağladığı bakışı hı hı. çok daha tercih edilen bir yöntemdir. Belki de diyebilirim ki dünyada en çok uygulanan estetik Yöntem. amaçla uygulanan ee, en çok uygulanan yöntemdir. Hocam e, Ben de kullanıyorum. Benim de alım bölgemde var. Ama e, benim kullanma sebebim şu. Ben çok fazla mimik kullanıyorum. Yani kaşlarımı çok fazla kaldırarak konuşan birisiyim. Bu da aslında ekran önünde olduğum için çok da izleyiciye rahatsızlık veriyor diye düşünüyorum. Bu yüzden e, buraya bir miktar e, botoks uygulamasıyla bundan aslında kurtuldum. Bu bir nevi bana da tedavi edici de oldu. Şimdi botoks mesela geçtiği zaman etkisi. Dikkat ediyorum artık kaşlarımı çok fazla kaldırmıyorum. Birazcık da terbiye etti herhalde değil mi? Hem kasları. Hem e, tekrar yeniden bu mimiklerin eskisi kadar e, canlanmamasına sebep oluyor. Bir de çizgilerin de daha geç gelmesine Hı -hı. neden oluyor. Yani buradaki çizgilerimiz eskisi kadar hızlı bir şekilde geri gelmiyorlar Hı -hı. aslında. Ve e, uygulaması da çok basit biliyorsunuz. Siz de uyguluyorsunuz. E, aşağı yukarı 10-15 dakikalık bir e, uygulamayla e, yaklaşık 3 ile 6 ay kadar bir süreyle etki gösterecek bir e, güzel etki e, elde ediyoruz evet. ve e, dozunu ayarlayarak da bu donuk ifadeden de kurtulabiliriz aslında illa ki e, bu e, donuk ifadeyi de elde etmek zorunda değiliz e, dozunu ayarlarız ve e, mimikleri de tamamen yok etmeyiz. Evet. Biz aslında Ankara stüdyolarımızdan çekimimizi yaptığımız zaman Doktor Özgür Koldaş'la birlikte Özgür Hocam'ın hep vurguladığı bir şey var. Bu tip uygulamaların e, nerede yapıldığı ve kim tarafından yapıldığı çok önemli. Merdiven altı diye tabir edilen e, yerlere e, güvenmememiz gerekiyor. Yani e, işte fiyatı daha uygun gideyim şurada yaptırayım. Dememeliyiz hanımlar özellikle bu tip uygulamalarda gerçekten geri dönüşü olmayan sorunlar da yaşanabilir eğer ehil ellerde ve hekimler tarafından yapılması değil mi hocam? Özellikle hekimler tarafından yapılması gerekiyor bu işlem. Kesinlikle de. şimdi e, bu işin mutlaka ve mutlaka e, hekimler tarafından e, özellikle de plastik cerrahlar ve dermatologlar tarafından hı hı. yapılması gerekiyor. E, hastalarımızın seçim yaparken mutlaka bunu çok iyi bir şekilde e, araştırmaları ve hı hı. E, buna göre bu uygulamayı yaptırmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Çünkü e, bu işte uzun yıllardır uğraşan insanlar olarak, e, yüzün anatomisini de çok iyi bilen insanlar olarak, e, bizim e, plastik cerrahların, dermatologların e, uygulamasında bu işin fayda var. Hastalarıma da e, şiddetle e, mutlaka e, seçici olmalarını, ve mutlaka bir dermatolog veya bir plastik cerrah tarafından bu işi e, uygulatmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi hocam botokslar, dolgular bunlar hani günü birlik hemen gidip uygulamayı yaptırıp e, sonucu anında göreceğimiz işlemler. Peki bunun dışında e, şöyle notlarıma hemen bakıyorum. Orta yüz germe operasyonları diye tabir ettiğimiz ve benim de notlarımın arasına aldığım bir konu var. Nedir bu orta yüz germe operasyonları? Şöyle hemen animasyonla anlatalım mı izleyicilerimize? Evet. Şimdi güzel ve sağlıklı görünmek hepimizin hayali. Yaşı durduramıyoruz, yaş durduramıyoruz ama yavaşlatabiliyoruz ve yapılan işlemlerle geriletebiliyoruz. Orta yüz gelmede herhalde bunlardan biri. Evet. Ee... Şöyle hocam hemen bu tarafta sizi tutalım. İzleyicilerimiz de animasyonu görsünler. Buyurun. Gençken yüzümüz sanki ters dönmüş bir yumurta gibi. Ters dönmüş bir yumurta. Yani yumurtanın sivri ucu çenemiz hmm. yukarıya doğru başımıza çıktıkça da daha kalın olan e, bölümünü düşünün. Yer çekimine henüz yenilmemiş. Evet yer çekimine yenilmemiş birazcık üçgen ve üçgenin e, geniş olan tabanı yukarıda. Yani başımızın e, üst tarafında. Biz bunu korumak istiyoruz aslında. Bu gençliğin bir göstergesi. Yani elmacık kemikleri dolgun böyle e, çenesi e, daha keskin. ...bir hasta daha doğrusu... ...bir kişi istiyoruz. Hmm. Gençlik bu. Ancak zaman içerisinde maalesef... ...bu yumurta ters dönüyor. Yumurtanın sivri e, ucu yukarıda... ...ve aşağıda... ...yani istemediğimiz bölgelerde... ...yağlarımız birikmeye... Ne kadar güzel bir benzetme yaptınız hocam. Gerçekten yağlarımız öyle. birikmeye başlıyor. E, ne oluyor da bu oluyor? Bir defa e, bu yağlarımız belli bölgelerden... E, ...eriyor ve belli bölgelere de... ...yığılıyor. Ne oluyor? E bu e, bukkal bölgedeki yanağımız e, birazcık e, yağ dokumuz aşağıya doğru iniyor. E, birazcık balar bölgedeki yağlarımız eriyor. Onun için bu orta yüz germe ameliyatı yapılırken bu bukkal bölgedeki e, yağ dokusu yukarıya doğru yani bu elmacık kemiği dediğimiz bölgeye doğru itiliyor ve yeniden bu yumurtayı ters çevirmeye e, uğraşıyoruz. Bu e, malar bölgelerin yani elmacık kemiklerinin daha dolgun olduğu, cildin e, aşağıya doğru olan bu sarkıklığının giderildiği, e, çene konturunun yeniden oluşturulduğu bir e, üçgen yüz oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yeniden. Aslında animasyonumuzu bir başa alırsak tekrar üzerinden değerlendirerek Olur. geçelim. Çünkü siz anlatırken sorumu cevaplandırırken ben animasyona şöyle bir baktım enteresan bir işlemdi ya. aynı zamanda. Bu yarım yüz germe diyoruz değil mi hocam? Yarım yüz germe diyoruz. Evet. Yüz germe yüz germe germe. Diyoruz. evet. E, şimdi animasyonu tekrar başlatılınca üzerinden de anlatmaya devam edeceğiz. Yani, e, kulak önünden e, arkaya doğru kulak arkasına ve saçlı deriye doğru yapılan bir e, Peki, küçük kesi, kesi içerisinde kesi işlemi var, değil var. mi? Kulak önünden evet, yapılıyor kulak bu kesi işlemi. Kulak önünden küçük bir ince bir kesi yarı yani kulaktaki bu e, katlantıyı takip ederek kulağın arkasına doğru dönüyor ve saçlı doğruya e, deriye doğru ilerleyen bir kesik yapılıyor. cilt ve altındaki simas dediğimiz bağ dokusu yukarıya doğru, yukarıya ve geriye doğru kaydırılıyor. Şimdi onu göreceğiz değil mi hocam? Evet, daha sonra tamam, şimdi. işte bu yanak bölgesindeki yağ dokusunu yukarıya doğru malar bölgeye doğru ve dikiş yardımıyla asıyoruz. Hı, hı. Ve yeniden yüzün bu elmacık kemikleri dolgun yanakların aşağıya doğru sarkıklığının giderildiği ve dediğim gibi yeniden işte ters yumurta. Kaç yaş sonrası getirmiş. özellikle bu işlemi tavsiye ediyorsunuz? Belli bir yaşı var mıdır yoksa kişinin yüz yapısına göre değişebiliyor mu bu yaş aralığı? Tabii ki bu yaş aralığı kişinin cildine göre, yüz hmm. yapısına göre değişebiliyor ama bu işlemler daha çok işte 40'ından sonraki e, hanımlara uyguladığımız veya da beylere uyguladığımız işlemler 40'tan önce çoklukla e, işte e, botoksla veyahut hı hı. da e, elimizdeki dolgu materyalleriyle veyahut da e, bir miktar yağ enjeksiyonlarıyla e, yüzü daha genç hale getirmemiz hı hı mümkün hı hı hı. olabiliyor. Peki şimdi bu m, orta yüz germe değil mi? Doğru söylüyorum. Peki tam yüz germe diye bahsedilen operasyon nedir hocam? Tam yüz germe operasyonunda birazcık bir değişiklik var. Ee, ne yapıyoruz? Ee, saçlı deriden başlıyoruz hı hı. E, yaptığımız kesiye. Yine e, kulağın önünden kulak e, katlantısına denk düşecek şekilde yine bir e, kesi yapılıyor ve e, arka tarafa doğru bu kesimiz ilerliyor. E, bizim bu yüz germe e, ameliyatına karar vermemizdeki en büyük etkenlerden birisi bu yanaklardaki katlantılar. Ee, bunlar oluştuk. Çene hattındaki evet, değil mi? Bunlar oluştuktan sonra e, bunları çok kolay bir şekilde gidermek mümkün değil. E, bu e, facelift dediğimiz yani bu yüz germe ameliyatının en büyük endikasyonlarından, e, karar verme nedenlerimizden birisi. E, işte hazırlığı e, yaptıktan sonra e, biraz önce söylediğim gibi e, saçlı deri içerisinden kesi başlıyor ve e, arka tarafa kulak arkasına doğru gidiyor ve e, kulak arkasında saçlı dorinin içerisine doğru e, yerleştiriliyor bu kesi Şimdi tam yüz germe dediğimiz zaman aslında kişinin yüzüyle ilgili yaşadığı pek çok problemi e, ortadan kaldırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani işte göz kapaklarına vesaire de müdahale ediyor musunuz hocam burada? E, yüz germe ameliyatı olan hastalarda çok sıklıkla e, yanına göz kapağı ameliyatında ilave etmek gerekiyor. Çünkü e, yüzünde bir sarkıklık, hmm. bir e, problem gelişen e, hastaların büyük bir çoğunluğunda üst ve alt kapaklarda da bir sıkıntı e, meydana geliyor. Ve bunların da aynı seansta yani güz germe ameliyatı yapılırken aynı seansta giderilmesinde fayda var. Mümkündür. Peki kaç saat sürüyor hocam bu operasyon? Uzun bir operasyon e, Uzun bir operasyon oldukça yaklaşık e, 4 saatlik eğer ki e, göz kapağı ameliyatı da ilave edilecekse e, 5 saate kadar, 5,5 saate kadar uzayabilen bir girişim. Peki böyle 60'lı şöyle masa başına geçerek de sormak istiyorum. 60'lı yaşlarda bir hanımefendi size geldiğinde ve yüz germe ameliyatı oldu diyelim tam yüz germeden bahsediyorum. E, 40'lı yaşlarına gerileyebiliyor mu hocam? Ee, <laughs> Zor bir soru sordum. Şöyle bizim amacımız tabii ki kişileri daha genç yaşlarına taşımak yani onun Hı -hı. için yapılıyor bu operasyon. Doğru sordunuz. Yani çok da güzel sordunuz aslında. Ama 20 yaş çok iddialı. Ama bizim hesabımız daha çok şu. Bir kişi opere edelim. Yani yüzünü gerelim ve onu aşağı yukarı 10 yaş kadar geriye taşıyalım. Yani 10 yaş gençleştirelim. Bunu arzuluyoruz, hedefliyoruz çoklukla. Ve bu da bu 10 yaşlık gençleşme çok zamanda oluyor açıkçası. Ve kişi yaşını bir 10 yaş geriden takip etmeye başlıyor. Yani kendi e, kimlik yaşının bir 10 yaş genci gibi duruyor ve e, bu 10 yaş geriden de gitmede devam ediyor. Kişi tabii ki yaşlanıyor, tabii ki yer çekimine tekrar yenik düşmeye başlıyoruz. Çünkü devam ediyor değil mi o hücrelerdeki o ilerleme tabii sonuç itibariyle? Tabii ömür boyu süren bir şey, hiçbir zaman durmuyor. Yani biz bu operasyonu yapıyoruz, birazcık yani filmi geriye sarıyoruz ama tamamen de durmuyor. Durduramıyorsunuz. E, ama kişi hep geriden yaşlanıyor. Peki hocam. Çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, operatör doktor Emir Ali Hamileoğlu, stüdyo konuğumuzdu. İstanbul'da yaptık söyleyişimizi kendisiyle. Son olarak birkaç kelimeli aktarmak istedikleriniz varsa onu da alalım hocam. Hastalarıma tavsiyem şu. Mutlaka estetik operasyonlarını yaptırırken işin uzmanını yani bir plastik cerrahi uzmanına başvurmalarını ve estetik cerrahi işlemlerinde mutlaka ruhsatlı bir hastanede veya bir klinikte yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha iyi ki varsın program adına size çok teşekkür ediyorum ve efendim sözü İstanbul'dan Ankara stüdyolarımıza bırakıyoruz ve iyi ki varsın devam ediyor.